sen kendi işine bak, anladın mı? Bence haklı. Bu iyi bir neden değil. Ne biçim bir insansın öyle? Önce geldin buraya oturdun ve herkes gibi sen de suçlu dedin. Çünkü cebindeki biletler seni yakıyordu. Şimdi de konuşmaktan bıktığın için oyunu değiştirmek istiyorsun. Bak dostum. Bir insanın hayatında böyle oynamaya hakkın olduğunu sana kim söyledi? Hiç umurunda değil mi? Hey dur bakalım. Benimle böyle konuşamazsın. Seninle böyle konuşabilirim. Eğer oyunu değiştirmek istiyorsan bunu suçsuz olduğuna inandığın için yap. Sıkıldığın için değil. Ve eğer suçlu olduğuna inanıyorsan oyunu değiştirme. Baksana sen. Suçlu mu değil mi? Söyledim ya, suçlu değil. Neden? Bak açıklamak zorunda. Zorundasın. Söyle neden? Ben suçlu olduğunu sanmıyorum. Oynamak istiyorum. Tamam oynayalım. Sınır belirleri görsek yeter. Karşı çıkan var mı? Pekala. Suçsuz diğerleri ellerini kaldırsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suçsuz diğerleri ellerini kaldırsın. 1, 2, 3. Tamam. O ileri 9'u karşı 3 Berat. Hiçbirinizi anlamıyorum. Orta yaptığınız bu zırvalar. Hiçbir şey kanıtlamaz. Çocuğu hepiniz gördünüz. Bana şu okuldan kaçma. Sonra da sinemaya gitti de gitme. Kendisine inandığını söylemeyin. Bu insanların nasıl yalan söylediğini bilirsiniz. Yalan onlarla beraber doğar. Lanet olsun. Size söylemeye hiç gerek yok. Dürüstlüğün ne olduğunu bile bilmezler. Aynı suç istemek için bir sebebine ihtiyaçları yoktur. Hayır efendim. Sarhoş olurlar. Hepsi de içki içer. Bunu biliyorsunuz. Sonra da bam! Birisi yerde yatıyor. Onları suçlamıyorum. Bu onların doğal hali. Ne demek istediğimi anlamıyorsunuz değil mi? Şiddet! Nereye gidiyorsunuz? İnsanlığı... Hayatla onlara göre bizim düşündüğümüz kadar önemli değildir. Durmadan ürüyorlar ve kavga ediyorlar. Eğer biri öldürürse... Biri öldürürse bile hiç umursamazlar. Elbet işlerinden iyilerle çıkar. Bunu savunacaklardan biri benim. İşlerinden iyi ki tanesiyle tanışmıştım. Ama onlar istisnaydı. Çoğu sanki duygular yokmuş gibidir. Başka birisi var mı? Oylar 8'e karşı. 4.
Neden bu bir oyu kişisel bir zaferi olarak ele alıyorsunuz? Pekala. O zaman jüriye tez edelim. Gidip yargıca söyleyelim. Buna ne dersin? Bu konuda tartışmak istiyorum. Sen, olayları sen başlattın. Bu teklife ne diyorsun? Yeniden tartışalım. Kızım tartıştık yeniden. Burada tenis topu gibi gidip geliyor. Kabalaşmaya gerek yok. Bunu bir yardımla, yarışma haline getirmeye çalışalım. Tamam. Belki de bir zaman limiti koymayı düşünebiliriz. Hey, iyi kez iyi bir teklif. Saat 6 çeyrek geçiyor. Evet. Birisi saat 7'yi iyi demişti. Saat 7'de jüriyi pes edip etmeyeceğimizi tartışırız. Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Oldukça iyiyim. Teşekkürler. Saat 7'nin makul bir zamanla olacağını söylüyorum. Bunu sormamın sebebi burnunuzu sakin şey gibi ovuyorsunuz. Sözünüzü kestiğim için üzgünüm. Ama bana bir şey hatırlatan bir hareket yaptınız. Burada bir şeyleri halletmeye çalışıyorum. Tamam ama bence bu da önemli. Teşekkürler. Beni bu soru için affedeceğinize eminim. Ama burnunuzu neden öyle olduğunuzu merak ediyorum. Şunu keser misin? Şu anda yanınızdaki arkadaş ile konuşuyorum. Şimdi burnunuzu neden öyle oluyorsunuz? Eğer bu gerçekten sizi ilgilendirdiyse beni biraz rahatsız ettiği için olduğunu söyleyebilirim. Çok üzüldüm. Acaba gözlüğünüz yüzünden mi? Evet, artık başka bir şeyden bahsedebilir miyiz? Gözlüğünüz burnunuzun iki yanında izler bırakmış. Bunu daha önce fark etmemiştim. Çok rahatsız edici olmalı. Oldukça. Nereden bilebilirim ki? Ben hiç gözlük kullanmadım. Bakın bu optikçi hikayelerini bıraksak mı acaba? Cinayeti gördüğünü söyleyen kadın da bunun iki yanında izler var. Aynı izler vardı. Doğru söylüyor. Lütfen bir dakika müsaade edin. Hemen bitireceğim. İçinizden bunu fark eden oldu mu? O zaman hiç aklıma gelmedi ama sonra uzun uzun kadının yüzünü düşündüm. Aynı izlerden onda da vardı. Disiplinde durmadan burnuyla oynuyordu. Doğru. Durmadan burnuyla oynadı. Ne durmuş annem? Kadın 45 yaş civarındaydı. Daha genç görünmek için büyük bir çaba harcıyordu. Özellikle de dış görünüşüne. Ağır bir makyaj, boyalı saçlar, nispeten daha genç kadınlar tarafından giyinilebilecek yeni el giysiler. Gözlük yok. Evet, kadınlar bunu yapar. Onun ruh halinin bir portresini çizmeye çalışın. Ne demek gözlük yok? Onun gözlük taktığını nereden biliyorsun? Sadece burnuyla oynadığı için mi? O izlerden onda da vardı. Gördüm. Ne olmuş yani? Bu da ne demek? Senin bağırmandan nefret ediyorum. Tamam, sakin olun. Durun. Arkadaşım saklı. Ben de gördüm. Ona en yakın olan bendim. Bunun her iki yanında da aynı izlerden vardı. Nereye dikkat çekmeye çalışıyorsunuz? Saçlarını boyatmış, burnunda iz varmış. Bunlar ne ifade ediyor? Ne yani? Ne ifade? Bu izler gözlükten başka bir şey tarafından yapılmış olabilir mi? Hayır, olamaz. Ben hiç iz görmedim. Ben gördüm. Tuhaf ama daha önce hiç izler hakkında düşünmemiştim. Bu odada olaya odaklanmış 12 kişiyiz. 11'imiz de dikkat etmedik. Hiç çirkin gösterdiği için gözlük takmak istemeyen bir kadın görmediniz mi? Tamam, burnunda izler vardı belki. Buraya kadar haklısınız. Gözlük yüzünden değil mi? Gözlük yüzünden değil mi? Ama tutun öğretmeni saldırdığını gördüğünde evde yaparım. Yatarken gözlük takar mısınız? Hayır, takmam. Hiç kimse yatarken gözlük takmaz ki. Kadının da dinlenirken gözlük takmadığını düşünmek mantıklı görünüyor. Ya nereden biliyorsun sen? Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Tahmin ediyorum. Ayrıca kapıdan dışarı bakarken de gözlüğünü takmadığını tahmin ediyorum. Müneccim olmuş. Olayın tam dışarı baktığı sırada gerçekleştiğini söyledi. Gözlüğünü takacak vakti yoktu. İşte başka bir tahmin. Dürüst bir şekilde çocuğu öğretmene saldırdığını gördüğünü söyledi. Bence sadece bir gözlüğü. Ya onun ne gördüğünü sen nasıl biliyorsun? Tüm bunları nereden biliyor? Ne tür gözlük taktığını nereden bilebilirsin? Belki güneş gözlüğüydü, belki de hipermetotu. Sen nereden biliyorsun? Gözcü müsün? Belki yok. Gözcü, göz doktoru. Sadece şu an kadının görüş yeteneğini sorgulamadığınızı biliyorum. Ben de kulakçıyım. 40 metre uzaktaki birini gözlüksüz olarak test etmesi gerekiyordu. Böyle bir delille bir noktadan aşağı gönderemezsiniz. Hey! Bana bunu söyleme, bana bunu söyleme. Hata yapmış olamaz mı? Olamaz! Mümkün değil mi? Hayır, değil. Mümkün mü?
bir dakika. Çok konuştunuz. Başım ağrıdı. Ben bir çıkıp geliyorum. Suçsuz ben. Bence suçlu. Sizce? Hayır, ben ikna oldum. Suçsuz. Ya senin neyin var kızım ya? Artık benim de bir mantıklı kuşkum var. 11'e karşı 1. Peki ya deliller? Yedi yeri vırzıvır. Diğer deliller, onlara ne olacak? Siz kendiniz diğer delilere çöpe atabileceğini söylememiş miydiniz? Peki şimdi ne yapacağız? Geldim. Bir gram içmem lazım da. Bir gram var ya. Yalnız kaldınız. Benim için hiç önemli değil. Buna hakkım var. Evet. Buna hakkınız var. Ne bakıyorsun? Ben hala suçlu diyorum. Sizin fikrinizi duymak istiyorum. Size düşündüklerimi söyledim. Biz ikna olmadık. Tekrar demek istiyoruz. Ne kadar şerefsiz suçlusun zamanımız var. Disiplindeki her şey. Ama her şey onun suçlu olduğunu kanıtlıyor. Ne sanılıyorsunuz? Aptal gibi mi gözüküyorum oradan? Alnımda aptal mı yazıyor? Şu yaşlı öğrencinin ifadesine bakın. Her şeyi duyduğunu söyledi. Onu gördü. Tam orada. Merdivenlerde. Kaç saniye sürdü neyi değiştirir? Her şey ama her şey. Ayrıca kapıya kadar gitmediğinizi de ispat edemediniz. Odanın içinde dönüp durabilirsiniz. Ama kapıya gitmediğini ispat edemezsiniz. Ya Filip hiç böyle bir şey duymamıştır. Sizin her şeyinizde izlediğim tüm filmleri hatırlayacağım ve iddiaya girerim. Size burada her şeyin değiştirildiğini ve çarpıtıldığını söylüyorum. Ya şu gözlük meselesi? Gözlük takılı olmadığını nereden biliyorsun? Bu kadın yemin etti. Ya çocuğun bağırdığını duymasına ne dersin? Size söylüyorum. İşte tüm gerçekler burada. İşte burada. İşte tüm dava. Bir şey söylesenize. Siz yufka yürekliler topluluğu. Beni kandıramayacaksınız. Kararımı değiştiremeyeceksiniz. Nerede çocuklar? Siz hayatınızı harcarsınız. Hayır, suçlu değil. Suçlu değil. Ay, çıkabilirim. Çık ya, çık ya. Ama anlamadım. Hocam. Hocam ben sonunda anlamadım. Hocam evet. Ben sana anlattım ya, resimden fotoğrafları çıkartacaksın. Abinin fotoğrafını göreceksin. Ya hocam abinin fotoğrafını ben nereden görüyorum? Benim ailesi. Hocam siz onu bilir miyim? Ne? I can't